Sabah şu an saat 8:20 falan. Ben dünden beri hiç uyumadım. Hiç uyumadım çünkü Zeynep'in karnesini almaya gidemem diye hiç uyumadım. Zeynep nasılsın? İyiyim, çok donuyorum şu Burası an. çok soğuk. Burası güzel bir açı olduğu için burada video çekiyoruz. Bugün karneni almaya gideceğiz. Önce bir hazırlansın, hazırlanalım. Zeynep'i bir tane öpeceğim. Sonra videoya da devam edeceğiz, hazırlanacağız. Hayır, gir! Sakın! Hadi. Ben hazırım, hani sen de mi hazırlansan hani? Daha çok erken. 20 dakikası, 25 dakikası var ya. Daha anne... Hadi anneyi uyandıracağız, hadi. Ben kalkayım. Burada gözükmeyecek. Gözükmeyecek. Nasıl, ne gözükmeyecek? Beyaz body. Bunları giyeyim mi? Giymeyeceğim ki. Onu mu giyeceğim? Evet. Çekme. Bir şey diyeceğim, niye çekmeme izin vermedin? Sana ne? Çek. Aa, çok tatlı giyinmişsin. Anne, Allah Allah, bir şey mi dedim ben ya? Zeynep'le biraz tartıştık da. Kan gelmek istemiyormuş arkadaşlar, video kapatacakmış. Tamam hadi in de iniyoruz da, çeki çeki iniyorum. Seni çekmem lazım ama. Sen. Tamam, ben mi önden gideyim? Her istediğimi yapacaksın ki. Tamam, sen de beni her istediğimi yapacak mısın? Hayır. Ben bu üstü giydirdim diye. Şimdi dışarısı nasıl soğuk? Sen in, in. Görürsün. İki tane alt giydim mi? Bir tane tamam, sana çıkacağım. Ne oldu Zeynep? Şey, üşüdün mü sen? Ne oldu, üşüdün mü? Niye çıkarmaya çalışıyorsun? Onu giydirmemiz lazım. Ne haber? Zeynep'in karnesini almaya gidiyoruz. Benim size birazdan bir şey konuşmam lazım tek kaldığımda. Geç çıkarsın. Seni çekmeyeceğim, bunu kendimi çekeceğim. Hayır, al şunu. Aldım. Seni mi çekeyim? Evet. Hizmetçi mi var kardeşim? Evet. Bence bu eteğinin renginde şapka taksan daha iyi olmaz mıydı? Bu şapkayı taktırmamız lazım Zeynep'e. Sabahtan beri kavga ediyoruz evde. Zeynep'le. Oğlum okul çok kalabalık lan. Önünü niye açtın? Önünü kapatman lazım ama. Hem soğuk hem içindeki atlet gözüküyor. Zeynep ne yapıyorsun? Önce bir önünü kapatalım mı seni? Önce bir önünü kapatalım, bir şey söyleyeceğim. Kapatalım, soğuk çünkü. Tamam, ben üşüdüm. Sen üşümedin mi? Üşüdün mü dürüst ol. Sen üşüdün mü açık? Ben de önümü kapatacağım. Biraz geri gel, görürüm. Herkese selam. Elimdeki şapkayı görüyorsunuz, sarı. Zeynep'in eteğini de görüyorsunuz, o da sarı. Bunlar aslında bir kombin. Zeynep okula başka bir şapkayla gelmek istedi ve beni dinlemedi. Ben bu duruma çok üzüldüğüm için sürekli ısrarla Zeynep bu şapkayı giy diye ısrarladım. Bakalım ilerleyen dakikalarda Zeynep bu şapkayı giyecek mi? Bir dene sadece, bir dene gel. Bunu ben takacağım. Rezil olayım insanlara. O da görsün. Sana ne takarım? Ya sana ne, sen takmıyorsun, ben takıyorum. Ya bir şey diyeceğim.
İnsandan görünüyor ya, ben rahatsız oluyorum ya, bu normal mi? Yok onu giymem, bunu giymem. Bir saat boyunca... Sen vır vır etme, bir sus da beni dinle. Okul bahçesinde şu an bekliyoruz. Bir yarım saat, bir saat sonra karneler dağıtılacak. Tamam ben gideyim, sen mi konuşmaya? Arkadaşlarla gizlice. Tamam ben gidiyorum, hadi benim hakkımda düşüncelerini söyle, konuşma yap hadi. Tamam sen bana bak, ben böyle kamerayı çalıyorum. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Bana benim de parmağımda oynatıyorum. Aynen aynen. Tamam, evet. Niye pabuçum ben? Ben pabuç değilim bir kere. İba dursun. Böyle karnemi bekliyor. Zeynep'i götürüp sınıfına bırakıp geleceğim. Kanka Buru. Benim okulda rezil etmeye hakkım yok. Ne? Benim okulda rezil etmeye hakkım yok. Ben 2 dakika eve geçiyorum. Ev yakın. Bir açıklama yapmak zorundayım. Her yer kalabalık. Eve geçince direkt açıklamaya başlıyorum. Bekleyin. Hemen geçiyorum. Oh. Arkadaşlar merhaba. Benim eve gelme sebebim, orası çok kalabalık. Çok fazlasıyla kalabalık. Çok da dikkat çekmek istemedim. İnsanların videolar görünmesini de istemedim. Sessiz bir alan da yoktu böyle konuşma yapmam için. Eve geldim bu açıklamayı yapmak için. Yani 10 dakika içerisinde tekrardan okulda olmam lazım. Okul 2-3 dakika uzaklıkta bize. Biz sabah evden çıkarken şey, Zeynep dedi ben bunu giyeceğim, ben şunu giyeceğim, ben bunu giymek istemiyorum, sonra bunu giyeceğim, onu giyeceğim. Yok okulun ilk günü şunu giymem lazım, bunu giymem lazım. Beni deli etti. Az kalsın bu videoyu çekmiyordum, gitmiyordum. O kadar çok sinirlendim. Bir şey de diyemiyorum. Kardeşim küçük, ne diyeceğim? Bu ayakkabımı giymem, bu ayakkabımı giyeceğim, şu ayakkabımı giymem, şu ayakkabımı giyeceğim, şu ayakkabımı giymem, şu ayakkabımı giyeceğim. Zeynep bak güzel ayakkabılarım var burada, niye onu giyiyorsun? Yok ben bunu giymek istiyorum diye. Ben çok sinirlendim. Bu açıklamayı da onun yanında yapamadığım için gelip burada yaptım. Orada da pek çekim yapmak istemiyorum ya. Çok dikkat çekmek istemiyorum hani kardeşimin okulu. Göze batmak istemedim açıkçası. Şimdi benim acilen geri gitmem lazım. Buradan direkt okula şu. Hafta boyunca tatil ne yapacaksın? Resmimi yapacağım, yazacağım. 15 gün tatil olacak. Şimdi karnen nerede senin? Karneni bir getir önce. Al abi. Karneni açmadan önce. Aç. Karnen nerede dursun biliyor musun? Karnen burada dursun. Karneni göstermeden önce bir konumuzu konuşabilir miyiz? Aynen. Şimdi Zeynep Hanım sabah ilk kalktığımızda ben bunu giymem, ben şunu giymem, ben şunu giymem. Biz sana diyoruz ki bugün bunu giy, bak bu çok güzel. Ben bunu giyeceğim, ben bunu giyeceğim. Milattan önce kalan elbiselerini bulup getirip giymeye çalışıyorsun. Ya sana ne, sana ne, sana ne, sana ne oluyor? Önce kendi kıyafetine bak ya. Büyüklerinin sözünü her zaman dinle. Çünkü biz önce senin yaşın kadar olduk, sonra bu yaşımıza geldik. Karnesini açalım. Ben güzel. Bu arada Zeynep bu sene okuma yazmayı öğrenmiş. Ben de şimdi karnesini inceliyorum sizinle birlikte. Türkçe çok iyi, matematik çok iyi, görsel sanatlar çok iyi, müzik çok iyi, beden eğitimi ve oyun
Çok iyi. Seni tebrik ederim. Karne hediyesini de yakında alacağım ve TikTok hesabıma da video çekeceğim karne hediyesini. Neye gülüyorsun? Mesaj mı geldi? Neye gülüyorsun ama? Öksürecek mi? Sen değil mi bana? Zeynep arkadan bir şey mi yapıyor? Herkesi kendine iyi baksın diyorum. Allah'a emanet. Zeynep'i size bırakıyorum.